Arkadaşlar bir kardeşimiz abi bize de 3 eurolu kod ver biz de açalım demiş. Ben de 3 kişiye 3 eurolu kod veriyorum. Çekilişe katılmak çok basit. Videoya like atıyorsun, kanala abone oluyorsun ve aşağıya instagram ya da facebook adresini yorum olarak yazıyorsun. Ben de çıkan 3 kişiye 3 eurolu kod veriyorum. Bir önceki videonun çekilişi de videonun sonunda görüyorsunuz. Arkadaşlar selam yeni bir kasa açma videosuna hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün bir tane daha kardeşimiz aynı kasa ben göstermiştim size bu kasayı. Kardeşimiz de dedi işte reis dedi sabah gösterdin hani dün senin videoyu izledim akşam açtım dedi. Eee bir tane ben de aldım dedi. Kardeşimiz bir de Twitch yayınında yazmış. Gerçekten bak bu kasa hakkında bir sürü fotoğraf var Instagram'da. Ayrıyeten Böyle video çeken insanlar da bak Eğer bu kasayı açıyorsanız Video çekip de açın ha Ama hani ilk de açmayın bu kasayı Biraz bekleyin ondan sonra açın Arkadaşlar gerçekten bu Marble Fate kasası var ya Gerçekten bağlı bir kasa Dur dur bir dakika Tepkisini de çekelim vardı. Açıyor Oliç mi lan? Oliç mi lan? Olduk 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 bıçağım var Büyük. Marble Fate alıyor abi güzel bir bıçak kullanacak büyük ihtimal kardeşimize hayırlı olsun mesaj attı baya büyük bir kardeş bir de tıp mı ya? ne yazıyordu instagramında hayırlı olsun valla ben gerçekten kendime çıkmışçasına sevindim Baya güzel şey çıkarttı. Bowie Knife Marble Fade. Bak şu kasadan arkadaşlar. Bilmeyenlere söylüyorum. Yaklaşık 3 videodur ben böyle video gösteriyorum. Hani video çeken insanlar var. Bunlar bu kasadan açarken videosunu çekip hani bıçak çıkartan insanlar. Bir de video çekmeyip fotoğrafla atan insanlar var. Eğer siz de çıkarttıysanız bana fotoğrafını ya da videosunu gönderin. Ben de onu bir sonraki videoda da fotoğrafları gösteririm arkadaşlar. Gerçekten bu kasa çok fazla bıçak çıkartıyordu. Şu an bitti zaten. Tekrardan gelir mi bilmiyorum. Gelirse bence hani kasa açanlar için gerçekten güzel olur. Bir de arkadaşlar aranızda ee, gerçekten görüyorum. Hani her zaman 20-30 dolar yatıran insanlar var. Ben buna, bu arkadaşlara diyorum ki bak. Bu mesela Topskin'de 20 dolar 30 dolarla kasa açma yapıyorsunuz ya. Bunu YouTube kanalınıza atın. Top Skin'in gerçekten hani fazla bir önerme şeyi var. Yani bir video atın. En az 200-300, hatta 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 bile izlenebilirsiniz. Eğer Top Skin'de kasa açıyorsanız hani boşa açmayın. Geçin bir video karşısına. Eğer kameranız da varsa hani o videonuz 2000-3000 izlenir. Hani siz de YouTube'a başlamış olursunuz kasa açan arkadaşlara hani YouTube'a başlamak isteyen ya da kasa açan arkadaşlara tavsiyem abi top skins yazıyorsun video başlığına top skins kasa açılımı yazıyorsun eğer güzel de katladıysan o videon en az bir bin izlenir yani YouTube'a başlamak isteyenlere önerim bu böyle arkadaşlar bu kasadan çok fazla bıçak çıkartan oldu mesela bu arkadaş da hani video çekseydi mesela Twitch'te yayın yapıyormuş bak bu yayın kaydını alıp YouTube atsa gerçekten hani fazla izlenme alır. Hani 1000 2000 diye de küçümsemeyin. Mesela benim videolar hani 4 5 6K falan izleniyor. Ama az ama bu kategoriye göre iyi yani. Hani mesela siz böyle top skin falan atın. Böyle 1000 izlenmeyi aldıktan sonra algoritmaya giriyorsun. Algoritmaya girdikten sonra oraya Overwatch da açsan, CS:GO da YouTube videonu öneriyor. Hani ben mesela şu an normal video atsam 15-20k izlenir. Ama top skin anlaşmamız var. Bu kanalda sürekli top skin videosu atacağım. Neyse arkadaşlar ben size bir öneri vermek istedim. Gerçekten YouTube'a başlamak isteyen hani arada istekli insanlar var. Bunlara bir önerim olsun. Hani başlamak istiyorsanız böyle başlayabilirsiniz. Ya da kasa açıyorsanız hani bunu videoya dönüştürürseniz size ekstra bir karı olur arkadaşlar. Arkadaşlar selam eğer sen de top skin'e bakiye yüklemek istiyorsan benim burada %25 daha fazla bonus veren kodum var. Gelip buraya büyük harfle dex 17 yazarsan %25 daha fazla bonus alırsın. E mesela para ekle dedik kredi kartıyla 100 dolar ekledin. 125 dolar olarak geçiyor. Ya da 10 dolarlık skin yüklemek istiyorsun. Skin paya tıkladın. trade url'ini yazdın. Confirm dedin. 10 dolar ürününü yatırırken DEX kodunu kullandın diye 12,5 dolar olarak geçiyor. Sen de item yüklerken DEX kodunu kullanmayı unutma. Görüşürüz. Neyse arkadaşlar gelelim. Bizim 250 dolar bakiyemiz var. Bu kasadan açmak istiyordum. Ama bu kasa yokmuş. Geçen gladyatör kasasından direkt açar açmaz baya bir katladık. Bugün de bir 5 tane açtım arkadaşlar. 5 tane ile başlayalım. Geçen çok fazla katladım. 200 dolar aldım. Galiba bakiyemizi ya 100 dolar eksik ya da 200-300 dolar eksik. Hani haftalık çekme bakiyemden. O yüzden arkadaşlar bugün fazla kasmaya gerek yok. Güzel bir item çıkartmaya çalışacağım. Bugün güzel bir item çıkartırsak onu direkt çekip satacağız. Shadow Pay'de. şu Diggle Blaze gelse tamamdır abi. Video bitmiştir benim için de gelmedi. 65 dolar verdi. Genelde bu kasa katlatmıyor abi. Bak az kasalar daha iyi. Mesela Gladiator'dan açıyorsun. 24 dolar bir kasa hani açtığının fazlasını veriyor sana. Mesela CS Connect'te de o bıçak kasası gerçekten çok kötü. Bu arada arkadaşlar bugün şeye gittim. Ee, annemi Bim'e götürdüm. Ee, kardeş. Annemi Bim'e götürdüm. A101'e götürdüm. Bim'deki A101'deki bütün ürünleri almışlar makarna falan kalmamış abi. Bu virüsten dolayı ben bu konulara biraz uzağım. Hem dışarı çıkmıyorum hem haber hani haberlere falan bakmıyorum. O yüzden birazcık bu konulara uzağım. Adamlar abi bütün makarnaları her yeri toplamışlar. Böyle hani yağma olur ya herkes bir şeyleri yağmalamış. Hani hiçbir şey kalmamış abi. Bütün her şeyi ne bulduysa doldurmuşlar. Bunun sebebini de sordum dedim. Abi bu ne böyle dedim hiçbir şey kalmamış burada dedim. Adam da demiş ki cumartesi günü şey olacakmış galiba. Sokağa çıkma yasağı falan olacakmış. O yüzden insanlar marketteki bütün eşyaları topluyorlar. Ama sokağa çıkma yasağı da olmaz diyorum ya. Eğer bir günlük sokağa çıkma yasağı olursa ülkede hani ulaşabilecek zararı düşünemiyorum. Bence böyle bir şey yapmazlar. Ama virüste bayağı yayılıyormuş. 47 kişi falan olmuş. Abi bana çok garip geliyor ya. Vallahi çok garip geliyor. Her zaman korona denildi miydi aklıma? Benim adım efsane diye bir tane dizi şey vardı. Film vardı o aklıma geliyor. O da bayağı iyi filmdi ya. Düşünsene. Virüsten herkes... Allah göstermesin de. Virüsten herkes ölüyor. Sadece sen kalıyorsun. Her yer hani böyle istediğin yerde geziyorsun, istediğin markete girip istediğin şeyi alabiliyorsun. Bomboş. Yanında köpek bak. Benim adım efsaneyi izlemediyseniz kesinlikle izlemeniz lazım. Yalnız biz bugün katlayamadık arkadaşlar. Bak bu top skin'de bana diyorsunuz ki abi YouTube hani yayıncılara, YouTuber'lara şans veriyorlar. Yayıncıları bilmiyorum da abi YouTuber'lara şans vermiyorlar bak. Bazen bir videoda katlıyoruz. Bir videoda katlayamıyorum abi. Gerçekten bir videoda katlıyoruz, bir videoda katlayamıyoruz. 79 dolar çıktı. Bunu da kontrata ekledim. Abi bak şey yayıncı kısmına şöyle düşün. Hani yayıncı kısmına hani bir tık fazla olabilir. Neden fazla olabilir? Şeyden dolayı. Şimdi adam yayın yapıyor. Yayında hani belli bir miktarda siteyi göstermesi lazım. Hani siteyi göstermesi için uzun tutulabilir yani. Zaten bu kasalardan arkadaşlar hani gelip de bu kasa açıp da ev araba hani ben kasa açayım, bıçak alayım falan filan diye düşünmeyin. Abi yatırıyorsan 5 dolar, 3 dolar yatır. Seni üzmeyecek rakamlarda. Hani öyle mesela 1 liram vardır şeye verirsin sokakta dilenciye verirsin ya. Onun gibi düşün. Yatır 1 lirayı. Eğer alırsan alırsın. Şansın varsa alırsın. 1 lirayla da alırsın. Ama şansın yoksa 1000 dolar dolarda yüklesen alamazsın. Yalnız biz bir tane bıçak alalım bari ya. Hadi ve bir tane bıçak ver. Vermedi ya. Neyse arkadaşlar ben birazcık susuyorum. Ee, birazcık battık. Ben bir tane şuradan güzel bir şey almaya uğraşacağım arkadaşlar. Türkiye kasası bizi üzmez diye düşünüyorum. 4 tane hızlı aç dedim. Abi üzdü gibi ya. Vallahi battık ya bu sefer de. Biz bir şey çıkarttık mı? 93 dolar. Ee, bu M4'u aldım. Bende bundan var ama faylı test etti. Bu galiba fabrikadan yeni çıkmış. Ben bunu kullanırım arkadaşlar. Envanterime çekeceğim. Bugünlük hani kazancımız bu. Çünkü haftalık şeyi de bakiyeyi de birazcık doldurduk. Hani yanlış hatırlamıyorsam 150 dolar çekme hakkım var. 150 dolar çektik. Bitti. 100 dolarını çektik. 50 dolarını da çekeriz ya. Bu video bu kadar olsun arkadaşlar. Artık videoları da uzun tutmak istemiyorum. Sizi de sıkmak istemiyorum. Hani videoyu sonuna kadar izlemenizi istiyorum. Ee, hem çok fazla uzun olursa da birazcık saçmalayabiliyorum. Bazen kızıyorsunuz abi öyle niye saçmalıyorsun. Bazen şey yapıyorsun falan filan da Hani Kolay işler değil arkadaşlar. Gerçekten şu YouTuber'lık gerçekten kolay iş değil. Bak ben, benim hani bu kanalım var. Dexon kanalım var. Dexon kanalından da büyük ayrı bir kanalım var. O kanalım gerçekten çok iyi gidiyor. Ona ay zaman ayır. Buna zaman ayır. Ona zaman ayır. Bir de yayın yapmak istiyorum. Yayın hani yayıncılık da ilerlemek istiyorum. Çünkü yayıncı her zaman bir tık böyle ee, üstün gözüküyor. Ben de yayıncı olmayı seviyorum, yayın açmayı seviyorum. O yüzden yayıncılığı da deniyorum. Gerçekten kolay işler değil. Siz de abi şey yapmayın yani. Hani takılmayın bana. Arada şey konuşuyorsam da hani kusuruma bakmayın abi. Eyvallah arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Gerçekten içten olarak seviyorum. Yüreği güzel olan herkesi seviyorum. Arada iki üç tane şey şey vardı da Onlara da aldırmıyorum çünkü yüreği güzel olan bir sürü insan var. Arada 2-3 tane de içinde o güzel insanları da suçlamak, genelleme yapmak gerekmez. Eyvallah arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Arkadaşlar selam. Son videoda 3 Euro'luk kod veriyorduk. 3 tane 3 Euro'luk kod veriyorduk. Bakalım 3 tane 3 Euro'luk kodu kim kazanmış? Bu arada yeni çift bilgisayara geçtim abi. Daha tam ayarlamadım da ayarlamalarını yapacağım işte. Çift bilgisayar biz de kullanacağız bakalım. İlk talihli kimmiş çektim. Kamil Instagram Kamiller Ginler çık artık çık 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 demiş ve kardeşimiz çıktı. İnşallah takip ediyorsundur Kamil. Kamile hayırlı olsun. Burası Çanakkale değil mi? Oğlum ben de Çanakkale'ye gittim. Bayağı güzeldi ya. Bayağı çok etkilendim. Çanakkale güzel şehir abi. Hele bu şey. Bugün de 18 Mart, değil mi? Bak, 18 Mart'a özel Çanakkale abi. Vallahi bu bir işaret ya. Bu, bu Çanakkale Çanakkale Şehitler Abidesi. Gerçekten arkadaşlar Çanakkale'ye gitmediyseniz gitmeniz lazım. Oradaki şeyi görmeniz lazım hani. Orada yaşanmışlıkları hani bir rehber aracılığıyla dinlemeniz lazım. Bu arada şu adamı ben niye gördüm ya? Abi annem takmış abi temizlik avcıları diye bir tane şey var. Sabah akşam onu izliyor kadın ya. Anne diyorum sal diyorum anne sal. Evde temizlik yapıyorsun zaten. Bir de niye temizlik izler? Bir insan niye temizlik yapan insanları izler diyorum. Oradaki yap e, programcı da o. Kadir diyor annem. Annem sayesinde Vallahi bu e, arkadaşı bayağı iyi tanımaya başladım. Eyvallah. Eyvallah Kamil bayağı konuşturdum bizi. Bir tane daha çektim. Muhammed Ali Zorlu Er. Muhammed Ali Zorlu bizi takip ediyorsa ona da bir tane 3 Euro'luk kod verelim. Muhammed Ali Zorlu de takip ediyormuş. Muhammed Fenerbahçe profesyonel CSGO player demiş. İnşallah 3 Euro'luk kodda Muhammed güzel bir şey çıkar sana. Ve üçüncü olanı çektim. Üçüncü de SRM7. Bak SRM7 tanıdık geldi bana. Daha önce çıkana mı çıktı yine? Çıkmış mıydı ya Muhammed SH? Oğlum bu çıkmıştı sanki lan. Bilmiyorum. Sanki çıkmıştı böyle bir nike vermiştik. Neyse. Hayırlı olsun. Üçüncü kodu da o kazandı. Hani daha önce çıkan birisiydi galiba bu. Çünkü bir yerden tanıdık geliyor. Eyvallah arkadaşlar görüşürüz. Kanalıma gelen herkes benim baş tacım. Ne olur abone olun buna muhtacım. Kanalıma gelen herkes benim baş tacım. Ne olur abone olun buna muhtacım.